hiç gelmiyor. Evine hiç gelir Geniş tanımlı iş, hiç hiç gelir, 10 hiç milyon para üzerinde, Evet. Geniş tanımlı olarak e, 10 milyon ve bunların evine hiç para girmiyor. E, i̇şi olanlar da dediğiniz gibi en az yüzde %45 asgari ücretli. Ve asgari ücret e, artışı bu enflasyon e, karşısında anlamsız kalmaya başladı. Kaldı ki asgari ücret anlamsız. dediğinizde işte e, ancak mutfak masraflarını giderecek e, bir paradan ibaret. Ee, böylesine bir e, derin yoksulluk ve işsizlik hadisesi seçmen nezdinde sizce e, nasıl karşılanıyor? Ne diyorsunuz? Yani bu e, AKP'ye bile oy vermiş kesimlerde bir e, tepki yaratıyor mu yeterince? Şimdi Mustafa Bey tabi burada sorunuzun anahtar kelimesi yeterince tarafı. Yani... E, Aşıkçası yeterince yaratıyor mu konusunda böyle çok net çerçevesi çok belirlenmiş bir cevap veremiyorum. Ama şunu çok büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Biz geçtiğimiz haftalar içerisinde Gelecek Partisi tüm işte yönetim kurulu üyeleri, parti başkanlığı kurulu üyeleri, kurucu üyeler falan böyle 16 bölgeye ayırarak bütün Türkiye'de şehirleri geziyoruz. Esnafla bir araya geliyoruz. O şehirlerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Çok net gördüğüm resim şu. Artık Türkiye'nin yönetilemediği konusunda geniş bir mutabakat var. Bu, bu mutabakatın özünde ekonomi var. Yani yoksullaşma var, hayat pahalılığı var. İnsanların artık geçim derdini kaldıramayacak, sürdürülemeyecek bir hale gelmiş olması var. Bunun yarattığı şikayet Bu arada sadece bunlar da değil, onu da söyleyeyim. Şu anda biz ekonomi programında ekonomi konuşuyoruz ama e, insanların hukukla ilgili, adaletle ilgili, demokrasiyle ilgili özellikle gençlerin özgürlüklerle ilgili çok net talepleri var. Bunu da söylememiz lazım. Yani sadece meseleyi bir yoksulluk üzerinden falan AK Parti bugün tartışılmıyor. Demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, adalet üzerinden AK Parti artık tartışılır hale gelmiş. Ben artık yavaş yavaş bunun Türkiye'deki seçimlere, seçimlerin sonuçlarına yansıyacak hale geldiğini de düşünüyorum. Daha önce bu ekranlarda da Başka ekranlarda da çok açık bir biçimde söyledim. Bu haliyle, ekonominin bu haliyle, hukuktaki bu halle, ben AK Parti'nin yeniden Türkiye'de seçim kazanma şansının sıfır olduğunu düşünüyorum. E, muhalefette nasıl bir oluşum olur, nasıl bir ittifak denklemi olur falan bunları açıkçası şu anda çok tartışmanın zamanı değil. Bunlar çok, bunlar için son derece erken ama çok net gördüğüm şey kesinlikle gidici olduklarını AK Parti MHP koalisyon iktidarının artık Türkiye'yi yönetme kabiliyetinin olmadığının millet tarafından da anlaşılmış olduğunu görüyorum Mustafa Bey. Evet. Yani bu bir temenni değil. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan şey olmaya başladı. Yani bu acil acil bir şeyler olması gerekiyor. Bir değişim olması gerekiyor. Çünkü yaşanan her gün büyük kayıp yani şu görüntülere bakın bu Manavgat gibi bir yerde bu kontrolden çıkmış bir türlü kontrol altında anlamayan bir yangın bile son tahlilde bir yönetim sorunudur. Yönetememe sorunudur. İşin bu boyutlara ulaşmış olması hakikaten bir yönetememe sorunudur. Hangi çağdaş ülkede bu şekilde hastaneyi bakın sarmış alevler hastaları tahliye etmeye çalışıyorlar hakikaten bıçak kemiğe dayanmış durumda. Yani bu bir artık siyasi yarış vesaire meselesi değil. Türkiye'nin beka meselesi olmaya başladı. Bu yönetimle zaman kaybetmek, kan kaybetmekten hiç farklı değil. Dileyelim bir an önce aklı selim galebe çalsın ve yaşanması gereken değişimler bir an önce yaşanmaya başlasın. En azından AKP içinde de bazı sorumlular çıksın. Bu, bu kan kaybı sonuçlansın. Serkan Özçan Gelecek Parti Sözcüsü. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Mustafa Bey. İyi günler diliyorum. Evet sevgili izleyiciler. Gerçekten Manavgat yangınından insan diğer olan biten şeylere çok konsantre de olamıyor. Dehşetli bir hadise. Diyelim daha da büyük Can ve mal kayıplarına yol açmasın İnsanın içi e, sızlıyor seyrettiği zaman bu alev bu yangın gerçekten e, tahammül edilebilir bir şey değil. Evet e, dönelim Karadeniz e, Karadeniz'in en büyük geçim kaynaklarından olan fındık meselesine fındık meselesi e, maalesef uzun zamandır neyse öyle e, kalmaya devam ediyor e, fındık üreticisinin Markus Talihini Dönüştürmek çok kolay olmuyor. Bununla ilgili örgütlü e, yapılar da var. E, fındık sen bunlardan birisi, fındık üreticilerinin sendikası. Şimdi onun ona başkanlık yapmış olan e, Kutsi Yaşar'la e, birlikte olacağız ve fındık meselesini e, konuşacağız. E, Kutsi Bey merhaba, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Merhabalar, iyi akşam, iyi günler. <laughs> sağ olun, sağ olun. Evet, e, fındık meselesi e, Karadeniz'de. Son e, günlerin herhalde en e, popüler konusu fiyat e, belirlenecek. E, nasıl bir fiyat belirlenecek bu tartışılıyor. Öncelikle e, bize bir arka plan e, sunar mısınız? E, fındıkta az gittik, uz gittik. Nereye vardık? Nedir durum? Dnepre düz gittik. E, Tamamlayayım evet. ben sözcüğü. Evet. E, öncelikle tabii e, Akdeniz yanıyor. Karadeniz'de sellerle mücadele ediyor. Bu ülkem insanlarının her birine geçmiş olsun, bu afet mağdurlarına geçmiş olsun diyelim bu ekranlardan. E, tabii ki bu afetler bir kader değil aslında. Yanlış yönetimlerin, yanlış zihniyetlerin sonuçları olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dilerim iktidarlar, dilerim yöneticiler doğaya barışık yöntemlerle ee, yaşamamızı önünü açar. Biz de bu afetlerden en kısa zamanda kurtulmuş oluruz. Öylelikle sözümüze başlayalım. Ee, yine bir düzeltme yapayım. Ee, biz Fındık Üreticileri Sendikası olarak 2004 yılında Ürün Sendikası olarak kurulmuştuk. Şu anda e, geçtiğimiz yıl Çiftçiler Sendikası olarak hayatımıza yaşamamıza devam ediyoruz. Ürün Sendikaları ürün kürsülerine dönüştürdük. Çiftçi Sen olarak Mücadelemize devam ediyoruz. Bunu da bir düzeltme yapmış olalım. Ee, şimdi yangın, ortalık yangın yeri, ortalık e, Karadeniz'de bir haftadır bayramla birlikte sürekli yağmur yağıyor. Tabii ki e, fındık sezonuna sayılı günler kala e, rekolteler havada uçuşuyor, tahmini fiyatlar havada uçuşuyor ve biz yaklaşık kurulduğumuz 2004 yılından bu yana. E, yılın e, bu günlerinde sürekli aynı şeyleri tartışır olduk, söyler olduk ve bir e, nakarat gibi gelişmeye başladı bu. E, bu tabii ki tüm bu yaşananlar fındık çiftçisinin kaderi değil. Yani şimdi en basitinden rekolte tartışmaları üzerinden gitmek gerekirse herkesin bir e, rekolte tahmini var. Ziraat odalarının ayrı bir rekolte tahmini var. E, sermaye grubunun ayrı bir rekolte tahmini var. Sert Kabuklu Meyve Konseyi zaten yılın başında e, 40. kongresinde Türkiye'deki fındık rekoltesini 790 bin ton olarak açıklamıştı. E, bunun akabinde TÜİK 30 Mayıs'ta yaptığı değerlendirmede 700 bin ton olarak açıklama yaptı. Ardından e, Tarım ve Orman Bakanlığı iller bazında yaptırdığı çalışmayla işte geçtiğimiz günlerde 656 bin ton olarak bir açıklama yaptı Fındık Rekortesine yönelik olarak. Bu Rekortedeki açıklamalardaki kafa karışıklığının temel noktaları.